Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla yine toprak ana ham yol üzerinde röportaj yapacağız. Burası Kahramanmaraş Andırın ilçesine bağlı Arıklar Mahallesi. Muhtarımız Ercan Cinkara kardeşimiz 31 Mart 2019 günü yapılan mahalle idareler seçimlerde birinci dönem muhtar seçildi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarım. Efendim Andırın ile Kahramanmaraş karayolundan döndük köyünüze Arıklar. Evet. Bir müddet geldikten sonra baktık asfalt bitti. Evet. Doğru mu efendim? Doğrudur. Bir müddet bayağı 2-3 kilometre taşlı tarla gibi. Yani mucurlanmamış. Çok bozuk bir yerden geldim. Doğrudur. Artı muhtarımın sokağa sayın izleyiciler. Muhtarımın evine giden. Yani devletin yetkililerin tamamı bu görmüş olduğunuz yoldan ne yapacak? Muhtarımın yanına gelecek. Doğru mu efendim? Evet aynen doğrudur. Evet. Sizlerin de takdirine sunuyorum arkadaşlar. Muhtarın evine gelen mahallenin ana ulaşım yolu gördüğünüz gibi. Evet muhtar. Muhtar seçildikten sonra müracaat ettin mi? Evet. Birçok müracaatlarım oldu. Arıklar Merkez Mahallesi'nde oturmaktayım. Burası daha buradan köyün en iyi yeri desem. Burası merkezi mi? Evet burası merkezi yer. Ama köyün en iyi yolu desem bu yol. Yalnız bundan daha berbat olan yerlerimiz var. Yanlışlıkla girdim oraya. Muhtarın evini sorduk. Arkadaşlar orası da taşlı tarla gibi gördüğünüz gibi arık olmuş. Eğer yağmur yağarsa biz aracımız buradan çıkma şansı yok. Doğru mu efendim? Kesinlikle çıkmadı. Evet. Türkiye'de 2014'te Andırın'a gelmiştim sayın izleyiciler. İşte Alameşe, Darovası, Bostanlı, Camuzluk, Grup Yolu, Boğazören yolları aracım böyle çıkmadı arkadaşlar. Ancak oraların asfalt yapıldığını gördüm. Çok mutlu oldum. Bundan önceki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Erkoç'a çok teşekkür ediyorum. Artık hizmet bayrağını kim aldı? Hizmet bayrağını Hayrettin Güngör abimiz aldı. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Başkanım, Fatih Mehmet Erkoç gerçekten Andırın'a güzel hizmetler yaptı. Yayınladığım bütün yolların tamamına yakın asfaltlanmış. %90'ı asfaltlanmış arkadaşlar. İnşallah 1-2 yıl sonra da tekrar bu Arıklı'yı ziyaret ettiğimizde bu görüntüyle karşılaşmayız. İnşallah diyoruz çünkü muhtarın yanına gelen bütün devlet yetkilileri ne yapacak? Bu yolu kullanacak. Bu yolu doğru mu efendim? Bir de merkezde oturuyorum dedi muhtar. Ben inanamadım arkadaşlar. Yani gerçekten gözlerime inanamadım. Merkeze gelen yol gerçekten çok kötü. Görüyorsunuz viraj var, yokuş. Yani araçlar burada yağışlı havalarda gitme imkanı yok. Ortası da arık olmuş. Evet muhtarım. Mahallenizin nüfusu ne kadar efendim? Mahallenin nüfusu 435 seçmenimiz var. Evet. 750-800 civar nüfus var. Nüfusumuz var. Ben 3 obadan oluşuyoruz. Kıraç, Haştırın ve merkez olarak. Evet, Kıraç Haştırın, yakın yol çatında orada. Kıraç ve Haştırın'da hiçbir şey yok. Merkezde de daha kötü yerlerimiz var. Buraların park olmasını, asfalt olması için müracaatlarımı yaptım. Gereğinin yapılmasını arz ederek ilettiğimi beyan ediyorum şu an. Evet. Sayın izleyiciler. Arıklar Köyü bugüne kadar devletimiz ve belediyemiz tarafından hiçbir şekilde bir hizmet görmedi. Yani bir metrekare dahi bir parke taşı döşenmedi. Hiç parke taşı döşenmedi mi muhtarım? Döşenmedi. Şu an Arıklar Köyü'nde yani 435 seçmenimizden diyelim yani 700-800 nüfusumuzdan bir metrekare dahi devlet ve belediyemizden bir hizmet almadınız. Alamadık. Parkemiz dahi evet. Yok yani. Burası da köy. Evet. Bu köyde mi yaşıyorsunuz? Evet, efendim? Mahalle yani. Mahalle oldu. Mahalle. Neden kaçtın yeğenim? Evet. Sen de konuşacaksın bir genç olarak. Sana da soracağız. Köyde milletin buradaki yaşayanların elle yapıldığı yol bunlar. Yani. Elle yapılan yol. Yani, evet. Kendi gücümüzle. Kendi imkanlarımızla yapılan yol bunlar. Yani çamurda vatandaşlarımız çamurda yazında tozdan rahatsız oluyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Bu gençlerin oynayacağı basketbol, voleybol, futbol sahası var mı? Yok hiçbir şey yok. İster misiniz gençler? İsteriz. Evet sayın izleyiciler. Önceki gün Adana Yumurtalık'ta çektim. Böyle mahalleye dönüşen köye çok güzel halı sahalar yapmış. Aladağ'da yapmışlar. Türkiye'nin birçok yerinde gördük. Yapmışlar arkadaşlar. Biz buradaki gençlerin de bedenen ve fiziken gelişmesi için mutlaka halı sahaların, spor komplekslerin yapılmasını istiyoruz. Köy odası, muhtarlık odası var mı efendim? Şu an muhtarlık odamız yok. O da yok. Kendimizi kullanıyoruz. Çocuk parkı var mı? Çocuk parkımız aşağıda okulum orada var. Okul orada var ama yetersiz. Sadece bir tane. Doğru mu? Doğru. Bayağı geldim arkadaşlar. Ana yoldan buraya geçtik. Gerçekten mahalle büyük bir, geniş bir mahalle. Diğer yerlerde de toprak olan yerlere denk geldim. Ağzı arkadaşla karşılaştık orada. Evet, dedim izle kardeş ben interneti aç dedim. Hemen dedi muhtarımı arayayım dedim. Yok muhtar beni bekliyor zaten dedim.
Arkadaşlar biz halkın sesini gerçekten duyuruyoruz. Andırım'da da geçmiş dönemde hizmet yaptırdık. Yaptırdığımız hizmetler yaptıracaklarımızın teminatıdır diyoruz. Evet. Çünkü ben her zaman kime sesleniyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Neden sesleniyorum? Çünkü Andırım'da yaşayan vatandaşlarımızın %90'ından fazlası AK Parti sevdalısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı. Doğru. Doğru mu efendim? Aynen, 2002 yılından beri 18 yıllık AK Parti davasında bu Arıklar Mahallesi 400 seçmeninden 350 küsür oyla sürekli destek verdi ve birinci parti çıkarmıştır bu köy. Ama en geri kalmış, en geri hizmet alan da bu köydür. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, evet. Orlar diye mahallemiz var. Oradan geçen ana yol hattı bozuk olduğundan dolayı o yol, yani Torlar, Arıklar, Gökçeli'yi birbirine bağlayacak olan dilekçeyi de verdim asmat olarak. Oranın gelenin yapılmasını istiyoruz tabii ki. Evet. Yani evet Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz her zaman söylüyoruz. Yani hizmetin partisi olmaz, ancak evet. Burada da bir yani AK Parti sevdalısı, aynen, her zaman gönül vermiş insanlar var. Ama bu yolu mu reva görüyorlar? Öncelikle ben Kahramanmaraş il milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Artık vatandaş size her zaman seçiyor, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız. Sizlerin de artık Kahramanmaraş'ın bu kahraman evlatlarına hizmet yapmanızı ne yapıyoruz? İstiyoruz. Bekliyoruz. Bu yani, Türkiye'de, evet, evet. Buyurun efendim. Yani şu an Arıklar köyü halkı AK Parti'ye sevdasını vermiş insanlar, desteğini vermiş. Ama sadece bu halk, bu millet çay istemiyor, şeker istemiyor, yağ istemiyor. Sadece bunun karşılığında hizmet istiyor. Hizmet istiyor. Parke istiyor, asfalt istiyor. Evet. Yani tek bir isteği bu. Biz diyor sürekli bu şekilde destek veriyoruz. Birinci parti çıkarıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanımızı diyorlar. Ama karşılığında da durum, vaziyet bu diyor. Biz buranın sadece hizmet istiyor. Yani ekmek istemez, su istemez, hiçbir şey istemez. Sadece evet, hizmet istiyorum. Evet. Ben Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanı'ndan da rica ediyorum. Arıklar Mahallesi'nin bu gerçekten taşlı tarla gibi olan yolunun 2019 yılı yatırım yılında asfaltlanmasını rica ediyorum. Araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de mutlulan sesli gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizin yayınlatına devam etmesi için, gazetemizi desteklediği için Arıklar Mahallesi Muhtarı Ercan Cinkara kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, ilginizden dolayı teşekkür ederim. Yapılmasını da en kısa zamanda bekliyoruz. Parke döşenmesi, asfalt yapılması için bu mağduriyetimizin giderilmesini devletimiz tarafından bekliyoruz. Teşekkür ederim.